Merhaba sevgili arkadaşlar, bir videomuza da yine hoş geldiniz. Bu videomuzda bir muhabbet kuşu almak için gittiğimizde pet shop'a nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi tarz kuşları almamız gerekiyor? Karar verme aşamasında işte tek mi alacağız, çift mi alacağız? Bunların hepsiyle ilgili seçim bilgileri, tüyoları vermek istiyorum sizlere. İsterseniz videomuza geçelim. Öncelikle pet shop'a gittik ve muhabbet kuşu alacağız. Karar vereceğimiz birinci aşama, biz bunu tek mi bakacağız yoksa çift olarak bir kuş mu alacağız, üretim yapacağız. Bunun kararını vermemiz lazım. Tek bakacaksak eğer kuşumuza, farklı bir yöntemle bakalım. İsterseniz bunu değerlendirelim. Daha sonrasında çift bakım kuşları ile ilgili bilgi paylaşacağım sizlere. Şimdi tek bakacaksak eğer ne almamız lazım? Dişi erkek kararını veriyoruz. Erkek genelde tercih ediliyor. Ele kola alıştırması ve konuşturma, yani taklit yetenekleri biraz daha iyi olduğu için erkek tercih ettiğimizi düşünelim. Gittik, bakıyoruz. Eğer tünekte kabarık duruyorsa, gözde sulanma varsa, ayakta mantar varsa, gagası sıkıntılıysa, tüylerinin belirli yerlerinde kellikler varsa, uyuşuk duruyorsa, bunlar sıkıntı anlamına gelir. Bu tarz kuşlardan uzak durun. İşte tüyü parlak değilse, elinize alın mümkünse, alabiliyorsanız ve ters çevirin, göğüs kısmına bakın. Eğer jilet gibi ince ise, kuş zayıfsa ve göğsünün oradaki ette hafif bir morluk, pembelik değil de morluk bir renk varsa, kuruma hastalığı olabileceği sıkıntısı durumu ortaya çıkıyor. Anüs kısmına bakın. Bu popo kısmında baktığımız zaman dışkı ve sulu bir akıntı olmaması lazım. Yani bu kabızlık olabilir, ishal olabilir, işte kurumada farklı durumlar olabilir. Bunlara özellikle dikkat etmemiz lazım kuş alırken. Bu çift kuş alırken de aynı şekilde, yani her kuşu alırken hastalıklı bir kuş almamamız gerekmekte. Kuşların bir de cinsleri var biliyorsunuz. İşte Japonesi var, Jumbosu var, Hollandası var, Çeki var, Yerlisi var, Pakistanı var, Show Jumbosu var. Bunların hepsinin rakamı, fiyatı farklıdır. İrilikleri farklıdır. Eğer biz tek bakacaksak ve ele kola çok rahat alışsın, bıcır bıcır olsun diyorsanız, eğer Hollanda ve Çek tavsiye ederim, yerli kuşlarda olabilir. Bunların fiyatları birbirine arasında farklılık gösterir. Ama şov kuşları, şov jumbolar, İngilizler biraz daha uyuşuk, ağır kuşlardır. Sabah bıraktığınız tünekte akşam bulabilirsiniz. O yüzden yani böyle bıcır bıcır neşeli kerata halleri yoktur, cambazi hareketleri yoktur. Ele kola alıştırmak, cambazi hareketleri olsun vesaire diyorsanız daha çok şov jumbo ve İngiliz'i çok önermem. Onlar biraz daha ağır kanlı kuşlardır. Üretimi ve rakamları çok yüksektir. Özellikle tek bir kuşu bazen 400-500 liraya kadar alabiliyorsunuz bu kuşlarda. O yüzden yeni alıyorsanız çok bu tarz kuşlara girmeyin. Boşuna paranızı vermeyin diyebilirim. Evet, tek kuşu alırken bilgi verdik. Çift kuşu alırken ne yapmamız lazım? Özellikle bazı kişiler ne yapıyor? İşte farklı renklerden seçebiliyor. Aynı tünekte duran kuşları alabilirsiniz. Bazıları çünkü eş kuş kandırması yapıyorlar. Bir kafese koydukları kuşları, işte bunlar eş deyip size vermeye çalışıyorlar yüksek fiyata. Normalde mesela kuşun fiyatı 70 lira, bir de dişi aldınız 70-140 lira. Diyorlar ki işte bunlar 200 lira civarında, 250 diyorlar, eş kuş diyorlar. Alıyorsunuz ama alırken şuna dikkat edin. Bu kuşlar birbirleriyle iletişim kuruyorlar mı? Birbirlerini öpüp kokluyorlar mı? Aynı tünekte duruyorlar mı? Bunlara bakın. Eğer kavga ediyorlarsa, farklı tüneklerde duruyorsa bunlar sıkıntı olur arkadaşlar. Eğer yavru kuş alacaksanız da yavru kuşun kursağının dolu olup olmadığına bakın. Çünkü bazen kuşları yavru hemen satmak için anneden babadan ayırıyorlar. Daha kuş yem kırmayı bilmeden kuşu ayırıyorlar ve bu durumlarda kuş beslenemiyor. Yem kırmayı bilmediği için kursağı boş kalıyor. Siz alıp eve getiriyorsunuz, iyice aç oluyor hani beslenemediği için. Özellikle yere dalları ve aspur koymanız lazım yavru aldığınız kuşları. Çünkü onlar genelde yemlikten beslenmeyi bilmezler. Bu şekilde alt tabana sermeniz gerekiyor arkadaşlar. Çift alıp getirdiğiniz zaman eve bazen 2-3 ay boyunca bir ortama adapte olma süresi geçebiliyor. Hemen size yavru vermeyebilir, yuvaya girmeyebilir. Bu gibi durumlarda yine hazırlıklı olun. Biraz sabretmeniz gerekir arkadaşlar. Özellikle muhabbet kuşu alımı dediğim gibi belli başına belirli özellikleri şey yapıyor. Yani fiyat olarak ayrım yapabilirsiniz. Tek kuş alacağınız zaman ayrım yapabiliyorsunuz. Çift olduğu zaman farklı özelliklerine bakmanız gerekiyor.
gerekiyor. İşte eş mi, kandırır mı, bizi yavru aldığınız zaman özellikle erkek bir dişim ona iyi bakın. Cere yapısından genelde yanlış verebiliyor kuşçular. Bazen elinde dişi kuş oluyor, erkek istiyorlar. Dişi veriyor size, kakalayabiliyorlar. Bu gibi durumlar olabiliyor. Çünkü yorumlara bazen çok hani güldüğüm durumlar oluyor. Yani yazan sizler çok güzel yazıyorsunuz. Cümleleri çok güzel kuruyorsunuz. Ben diyor hayvanı işte erkek diyebiliyorum, hayvan yumurtlamış falan diye böyle esprili bazen cümleler kuruyorlar. Sağ olsunlar. Onları da beğeniyorum, kalp atıyorum genelde. Bu durumlara gelmeyin. Cinsiyet videomuz var kanalımızın içerisinde. Hangi kuşların cinsiyetine göre renkleri nasıl oluyor, çekinikgen faktör kuşların renkleri, cere yapıları nasıl oluyor, bunlara iyi tespit edip gitmek lazım. Ben bile bazen cerenin yapısı çok farklı olabiliyor, ben bile kararsız kalıyorum çünkü cerenin renginin değişme durumları olabiliyor. Yani erkekken dişiye, dişiyken erkek gibi dönme durumları olabiliyor, o hormonal durumlarla biraz da alakalı. Ama genelde %80-%90 civarında net tespitlerim oluyor. Yaş konusunda da yine özellikle ele kola alıştıracağınız tek kuşlar varsa alacaksanız yaşına dikkat edin. Yaşı nereden belli olur? Cere yapısından, cerenin renginden daha doğrusu belli olur. Kuşun gagasına bakarsınız. Gagası eğer çatlak, hafif sıyrıklıysa, ayakları pullu, koyu renkliyse bunlar yetişkin yaşlı kuş diyebiliriz. Dişi kuşların ayakları daha pembemsidir. Pürüzsüz, pulsuz, gagaları daha, gaga uçları veya gagasının belirli bir kısmı siyahtır. Bu gibi faktörler çok bizim ayırt etmemize neden olur muhabbet kuşu alırken. Varsa sorularınız tabii ki bu yorumların altına yapın. Oradan da size her zaman için biliyorsunuz cere yapısı olsun, yaşı olsun destek olmaya çalışabiliyorum. Bir sonraki videomuza tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın arkadaşlar.